Selamünaleyküm değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Çeçenya Devlet Başkanı Putin'in adamı Ramzan Kadyrov konuşuyor. Kendisi yaptığı açıklamada Yevgeni Prigozhin'in kurucusu olduğu paralı asker şirketi Wagner gibi yeni bir şirket kuracağını duyurdu. Bu tür grupların ileride Rusya için bir tehdit oluşturabileceği konusunda da dostlar Rus medyasında derin endişeler olduğunu not düşelim. Bilindiği gibi geçen günlerde Rusya'da Wagner grubunun başkanı Yevgeni Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u hain ilan etmiş, silah, mühimmat sevkiyatını alamadıklarını, bu yüzden çok sayıda Wagner askerinin öldüğünü belirtmişti. Bu sabah saatlerinde 23 Şubat'ta dostlar yeni bir gelişme var. Rusya Savunma Bakanlığı sabah saat 6'dan itibaren Wagner grubuna silah ve mühimmat sevkiyatına tekrar başladığını duyurdu. Muhtemelen Putin'in talimatından sonra bu şekilde yeni bir gelişme yaşanıyor. Wagner grubuna tekrardan silah akışının sağlandığı yönünde bölgeden haber aktarılmış. Bir diğer haber, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri'nin hava indirme birliklerinin paraşüt eğitimine başladığı duyuruldu. Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde Tolamida hava üssündeki eğitimlere 20'si kadın olmak üzere 93 askerin katıldığı belirtiliyor. İsrail hava uçakları Filistin'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi. Bu saldırıdan önce dün yayınladığımız haberde Yahudilerin Nablus'ta 10 Filistinli şehit ettiğini, ardından 100 Filistinli yaraladığı haberini servis etmiştik. Bugün itibariyle Yahudi işgalciler Nablus'ta dostlar 10 Filistinli'nin öldürülmesini şeker dağıtarak kutluyor. Filistinliler İsrail ordusunun Nablus'ta gerçekleştirdiği baskın sonrasında çok sayıda kayıp vermişti. Bir grup fanatik Yahudi bu bölgede sokakta dans ederken şeker dağıtıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze saldırısı düzenlediği, Ukrayna'nın Mykolaiv kenti ve yakınlarında nehirden şehre su taşıyan iki boru hattının zarar gördüğü, dolayısıyla şehrin boşaltılmasının gündemde olduğunda not düşelim. Bir diğer haber, İngiltere'de İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın sorusuna İngiltere Başbakanı Rishi Sunak şu açıklamayı yapıyor: "Ben muhafazakarım, Brexit yanlısıyım ve birlik yanlısıyım. Bir anlaşma olacaksa bu üç kutuyu da işaretlememiz lazım. Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık için en iyisini savaşarak alacağım. Bu yönde kararlıyım." açıklamasını yapıyor. Belçika'ya gidiyoruz. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komite toplantısı, kısaca COREPER'a katılan Ukrayna Başbakanı Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Julia'nın basın açıklaması yaptı ve daha fazla destek istediği belirtiliyor. Endonezya İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadir Efendi'nin ülkesinin bu zor zamanlarda Türkiye ve Türk halkının yanında olduğunu söylediği açıklamasına yer verilmiş. Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan depremler sonrası Hatay'ı ziyaret eden Bakan Efendi'nin Türkiye ve Türk halkına destek getirdiği de not düşülüyor. Suriyeli grafiti sanatçısı da dostlar, Afrin ilçesinde yıkılan bir binanın duvarına felaketin ülkelerine yol açtığı yıkım ve acıları yansıttı. Türkçe'de deprem anlamına gelen zilzel kelimesini bir duvarın üzerine Arapça harflerle benzettikleri yıkılmış binalar şeklinde resmedilen fotoğrafı görmektesiniz. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin'in en kıdemli diplomatı, bir önceki Dışişleri Bakanı Wang, Moskova'da görüştü. Putin şunu söylüyor: "Çin ile Rusya arasındaki işbirliği uluslararası durumu istikrara kavuşturmak için son derece önemli." Wang ise, "Çin-Rusya ilişkileri uluslararası toplumun baskısına göğüs gerdi ve istikrarlı bir şekilde gelişiyor." açıklamasını yapıyor. Bükreş dokuzlusundan bahsedelim. Bükreş dokuzlusunu oluşturan ülkelerin liderleri ortak basın açıklaması yapıyor. "Rusya üzerinde uluslararası baskıyı sürdürmeye kararlıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını aktif olarak kolaylaştıran Belarus dahil olmak üzere herkesi kınıyoruz." ifadesi kullanıldı. Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın oluşturduğu Bükreş dokuzlusu bugün ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katılımıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da buluşmuş durumda. ABD Başkanı Joe Biden şu açıklamayı yapıyor: "NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirtirken, 5. madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız iddiasında bulundu.
Biden, NATO'nun güçlü müttefikleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, Stoltenberg'in bugüne kadar harika bir iş çıkardığını söyleyerek kendisine teşekkür ediyor. Bilindiği gibi Stoltenberg önümüzdeki aylarda görevinden istifa edecek. Bir diğer haber, Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı katliamının kurbanları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de törenle anıldı. Mısır'dan arka arkaya Türkiye'ye yardım haberleri geliyor. Dün Mısır donanmasına bağlı savaş gemisinin Türkiye'ye yardım taşıdığını söylemiştik. Yeni bir gelişme var. Mısır, Kahramanmaraş ve Hatay merkezi depremler için iki askeri uçağı da Adana Havalimanı'na yolladı. İncelik üstüne uçaktan indiği belirtiliyor. Mısır Büyükelçiliği yetkililerinden aldığımız bilgiye göre havalimanına gelen C-130 tipi askeri uçaklarda depremzedelere ulaştırılmak üzere 28 ton ilaç ve tıbbi malzeme bulunuyor. Uçakları karşılayan Mısır Büyükelçiliği misyon şefi Amir El Hami konuştu. Kendisi pilotlarla bir süre sohbet ettiğini ifade ederken, bu zor zamanlarda Türkiye'yle dayanışma göstermek amacıyla Mısır halkı ve hükümetinin yardımlarını taşıyan uçakların bir kez daha Adana İncelik üstüne indiğini de belirtiyor. Irak'a gidiyoruz. Irak'ın Kerkük kentinde asrın felaketi olarak değerlendirilen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye merasimi düzenlendi ve dualar edildi. Bu bölgede bulunan Türkmen Fatih Din Alimleri Derneği tarafından Kerkük'te bir taziye salonunda gerçekleştirilen merasime Irak Türkmen Cephesi mensupları, yerel yetkililer ve çok sayıda Kerkük Türkü'nün katıldığı yönünde haber aktarılmış. Müzikler mizan hasenatta olunsun ve sümadan riyakarlıktan uzak olun. Azerbaycan ordusu yeni tatbikatlara devam ediyor. Bu sefer kara tatbikatı değil hava tatbikatı yapıldı. Azerbaycan askeri pilotlarının eğitim uçuşlarına başladığı yönünde de Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoyu görmektesiniz. Ne hikmetse depremin olduğu tarihte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Amerika arasında tatbikatın başladığı haberleri de bugün ortaya çıkıyor. Bu haber 6 Şubat'ta paylaşılmış. Depremin olduğu tarihte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Amerika 6 ila 24 Şubat tarihleri arasında tatbikat yapıyor. Tatbikat taliye harekatını da içeriyor. Zamanlama enteresan. Dediğimiz gibi taliye tatbikatından bahsedilmiş. Bir diğer haber dostlar, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle bilindiği gibi birkaç gündür Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelmişti ve Akdeniz'den de İyon Denizi'ne gittiği belirtiliyor. Yine Tiran Denizi'nde de dostlar, Hollanda, Fransa ve Yunanistan arasındaki tatbikattan bahsedilmiş. Orion tatbikatı NATO'nun en büyük tatbikatlarından birisi. NATO'nun en büyük tatbikatlarından birisi oluyor. Yüksek yoğunluklu ortak operasyonel hazırlık kavramı kullanılmış. Bir diğer haber dostlar, Portland gemisini görmektesiniz. Torpidolar uzakta başlığı atılmış. Etkileyici görüntüler Kuzey İskoçya'nın güzel sularında sualtı harp becerilerimizi geliştirmek için torpido fırlattık cümlesi kullanılırken silah talimleri düzenli olarak uygulanır. İngiltere'nin savaşma gücünü korumamız bu şekilde sağlanır açıklaması yapılıyor. Bu haberde bu şekilde aktarmış olduk. Bu anlar dediğimiz gibi çok nadir oluyor dostlar. Genellikle bu tarz görüntüler servis edilmiyor. Bugün itibariyle dostlar diğer gelişmeleri takip ediyor olacağız. Çok da uzatmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.